Merhabalar, bugün arı sütü üretiyoruz aralığımızda. Size arı sütü hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Arı sütünü arılar kraliçe arı ve kraliçe adayları için üretirler. Kraliçe adayı larva arılar için üretirler. Bu elimizde gördüğümüz aletlerle kovana koyuyoruz ve arı sütü üretiyoruz. Arı sütünü üretme tekniklerinin içerisinde kovanın kraliçesini önce kovandan alıyoruz. Arılar bir şaşırıyor ve kraliçesinin olmadığını fark ediyorlar. Ve larva arıları, buraya koyduğumuz larva arılarını büyüdükleri zaman kraliçe arı olması için arı sütüyle beslemeye başlıyorlar. Ve önlerine arı gırtlak altı bezlerine salgıladıkları arı sütünü koyuyorlar. Arı sütüyle beslenen larva kraliçe arı oluyor. Bu larvanın diğer arı olacak larvalardan tek farkı sadece arı sütüyle beslenmesidir. Yani insanlar açısından buna bakarsak siz 10 tane bebeği seçtiğinizde bu 10 bebeği özel bir besinle beslediğinizde bunların gelecekte ülkenin kralı olduğunu düşünün. Kral olmuyor arılarda, kraliçe oluyor ama arı sütüyle beslenen larva arılar kovanın kraliçesi oluyor. Tabii ki en güçlüsü, hepsi olamıyor. Arılar bunların hepsi için hazırlıyor arı sütünü. İçinden doğal seleksiyonla en güçlü, yeni en güçlü olan kovanı yönetiyor. Kovandaki bütün arıları gelecekte o doğuruyor. Arı sütünün insanlar için ne faydası var diye soracak olursanız, arı sütü protein bakımından, vitamin bakımından ve enzim bakımından çok yüksek bir besin değerine sahip. Sadece arı sütüyle beslendiği için bir larva arı kraliçe olabiliyorsa, yani bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Genelde arı sütünü yorgunluk gidermek için, yaşlılık etkilerini vücutta ortadan kalkması için tüketicilerimiz. Soğuk zincirle sevk edilmesi gereken bir ürün. 30 gramlık ambalajlarımız var. 30 gramlık ambalajları yanında buz aküsüyle birlikte size sevk ediyoruz. Bizden çıktığında -18 derecede oluyor ama zaman zaman elinize ulaştığınızda oda sıcaklığında olabiliyor. Seyahatinin büyük bir kısmını kargoda soğuk zincir geçirdiği için elinize ulaştığında oda sıcaklığında olsa bile bozulmuş olabilir diye korkmayın. Öyle birkaç saatte bozulmuyor. Bir hafta gibi bir sürede bozuluyor. Zaten o termal torbanın içerisinde de muhtemelen oda sıcaklığında olsa bile elinize geçtikten birkaç saatte oda sıcaklığına ulaşmış oluyor. Balla karıştırıp tüketebilirsiniz. Bir yetişkinin günde 1,5 gram arı sütü tüketmesi gerektiğini söylüyor uzmanlar. Silme bir çay kaşığı tükettiğinizde de aşağı yukarı 1,5 grama tekabül ediyor. Bunu doğrudan da tüketebilirsiniz. Dil altınıza koyabilirsiniz. Ya da balla karıştırıp da tüketebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.